Akif Peki Karar Gazetesi Kim çıkarıyor bu yangınları? Önce Orman Genel Müdürlüğü'nün şu istatistiklerine bakalım. 2023'te 323 orman yangını çıkmış. 1977'den 2023 sonuna kayıtları tutulan yangın sayısı 13119. Yıl başına 279 yangın düşüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı son 5 günde 247 yangınla mücadele edildiğini açıkladı. Raporda orman yangınlarının çıkış sebepleri de sıralanıyor. Son 10 yıllık verilere göre yangınların %12'lik bölümü ihmal ve dikkatsizlikten, %6'sı kasıt, %36'sı yıldırım, %45'inin nedeni ise meçhul, bulunamamış. 2023'teki yangınların %5'i enerji nakilatlarından tutuşmuş. Son yıllarda artış gözleniyor. Kasıtlı kundaklamayla niye yangını tutuşturulduysa malum. Tarla yeri açmak için. Özetle çoğu hava şartlarının eseri. Alınabilecek en etkili tedbir de söndürmek. Hem karadan hem havadan etkin müdahale hazırlıklı olmak. Böyleyken her yangın mevsiminde aynı boş tartışmalarla hazırlık durumumuz konuşturulmuyor. Diyanet dahi uyarmıştı. Buyurun size 2021 Ağustos'u yazılarımdan bir kesit. Bakın bakalım o günden bu yüne 3 yılda ne değişmiş? Tartışmalarda bir arpa boyu ilerleyebilmiş miyiz? Orman yangınlarına niye etkin müdahale edilemiyor? Hani hazırlığımız neden tedbir alınmadı? Gecikme ve yetersizlikten kim sorumlu demeye görün. Ormanları ya Biden ya PKK ya FETÖ yakmış, siz de desteklemiş oluyorsunuz. Yangınları PKK ile CHP çıkardı, PKK yaktı, muhalefet körüklüyor diye gidiyor suçlamalar. Eylem terör örgütünden, propagandası muhalefetten, amaç iktidarı başarısız, devleti aciz göstermek şeklinde yaygaralarda pompalanıyor evi yananların iyi ki söndürülememiş, Toki daha güzelini yapacak diye sevinecekleri ne kadar da şanslı oldukları, şerden hayır doğacağı bile ballandıra ballandıra muştulandı. Bu kadarı diyanete bile artık fazla geliyor. 30 Temmuz'daki son cuma hutbesi bu hezeyanlarla mücadeleye dönük okkalı mesajlar içeriyordu. Başlığı dahi şuydu, afetlere karşı sorumluluğumuzun idrakinde olalım. İktidarın her başarısızlığa kılıf uydurmakla görevli mazeretçileri iyi kulak versin. Hoca onlara sesleniyor. Tabiat olayları Sunnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı. İnsanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Geliniz, üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. Soylu da dayanamamış zırvalara. İktidar savunusu öyle çılgın esti, öyle zıvanadan çıktı ki, popili samasete şapkasını ters giydiren İçişleri Bakanı Soylu bile yanında insaf ve sağduyu örneği kaldı. Düşünün ki soylu akla, sağduyuya ve ölçülü olmaya davet ediyor. Kim derdi şu tarz uyarılar bir gün soyludan işitilecek. Nefret söylemlerine itibar etmeyin. Dolduruş ve kışkırtmalara gelmeyin. Provokatörlere uymayın. Onu bunu hedef gösterenlere kanmayın. Sabotaj ve kundaklamaya yargı karar verecek. Tahriklere kapılıp kimseyi linç etmeyin. Gereğini yapmak kolluğun görevi. Jandarmalığa soyunmayın gücünü abartarak terör örgütünün reklamına alet olmayın. PKK yaktıysa açıklamak bizim işimiz. Delilsiz, dayanaksız konuşmayın. Yunanistan'da komutan istifa etmişti. Sorumluluğu iktidardan uzaklaştırmak için uydurulan savunma aynı tas aynı hamam. Yunanistan'da söndürme uçağı filosu var. Yine de başbakan yangınlara müdahaledeki gecikmeden zafiyetten dolayı özür diliyor. Hava kuvvetleri komutanı sorumluluk alıp istifa ediyor. Bizde ise hala dış güçler bırakmadı, teröristler fırsat vermedi, kundaklama ve sabotaj olmasa iktidar aslında çok hızlı söndürecekti teraneleri alıp yürüyor.